işlemlerle ilgili hangi hukuki süreç başlatıldı ya da bu araştırılan ve söylenen 121 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. 121 kişiyle ilgili ne yapıldı? Bakın bir şey söylemek çok kolay. Her şeyi söylersiniz. Bugünün kötücül iktidarının yaptığı şey o. Söyleyelim, nasıl olsa iki gün sonra unutulacak. Bizim yüzümüz zaten kızarmıyor. Biz yalanlar üzerinden bu süreçleri böyle yürütelim ama artık yürümüyor. Yürümediğini de görüyoruz. Yürüyor mu yürümüyor mu onu konuşacağız. Ama az önce VTR'yi izlemeden önce şöyle dedik ya, niçin yapılıyor bu? Aslında onu biraz konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi İBB'nin kaynaklarının çok önemli olduğunu biliyoruz. O kaynakların geçmişte nerelere aktarıldığı konusunda da bir bilgimiz var. AKP için İBB'yi kaybetmenin maliyeti ne bir kere? Bir onu biz tabii bana anlatın. Bir de sadece bu mu? Yani sadece bunun arkasındaki motivasyon İBB'yi tekrar kazanmak mı? Çeşitli yollarla tabii, yoksa başka bir şey mi? Bunu iki başlıkla aslında anlatmak lazım. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İki yönüyle Türkiye siyasetinde çok büyük anlamı var. Bunu kendileri de defalarca söylediler. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek İstanbul'u kazanan Türkiye kazanır cümlesi aslında öyle birdenbire söylenmiş bir cümle değil. Türkiye siyaseti boyunca, siyaset tarihi boyunca bu durum gerçekten böyle olmuştur. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmanın bu söylediğimle ilişkili olarak siyasi önemini alıp bir kenara koyalım. İkincisi ve en az onun kadar önemli olan şey de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının, maddi imkanlarının inanılmaz derecede bakıldığında vatandaşa hizmet etmek için değil, sömürülmek ve o hortumların oluşması için ellerinde çok kolaylaştırıcı bir unsur olması. Mesela? O kadar çok örneği var ki şu örneği vereyim, hatırlayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra, ben isim vermeyeyim belki siz verirsiniz, bir takım gazeteler kapandı. Niye kapandı? Çünkü oradan finanse ediliyordu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanıldıktan sonra bir takım derneklere, vakıflara ve dernek vakıf adı altında olan birçok yapılara diyeyim, yani bana sorarsanız suç örgütlerine bir kısmı da, yani yaptıklarına bakınca inanılmaz kaynak aktarılıyordu. Bunlar ortadan kalktı. Şimdi siyasetin bir siyasi kısmı var, bir de siyaseti rantsal bir takım rantlar oluşturarak, yani rantı da vatandaşa değil siyasete tahvil ederek bu ranttan ekonomik olarak güçlenme sanatı var. Mesela o nasıl siyasete tahvil ediliyordu? Diyelim ki A vakfı, B vakfı, hani isim vermeyelim tabii, peki, ya da A gazetesi, B gazetesi. Tabii. Şimdi belediyeye buradan para aktarıldığı zaman onlar o parayı ne yapıyorlar ve o nasıl oya tahvil ediyor? Siyasetlerini şöyle, bu işin nasıl yapıldığını en iyi onlar bilirler. Hı hı. Ben nasıl yapıldığını bilmem için bu işi en azından görmüş ya da deneyimlemiş olmam lazım. Şimdi nasıl ama yapıldı? Araştırmışsınızdır. Araştıran biri olarak şunu söyleyeyim, çok doğru. Şimdi birincisi medya kendi her şeyi söyleyen, borazanınız olan bir medya kuruluşunu ya da kurumlarını oluşturmak için ekonomik olarak desteğe ihtiyacınız var, değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarından iktidar onlarda, denetleyen yok. Gelen müfettiş vatandaşın vergisini denetlemek üzere değil, yapılanı görmemek üzere geldiğinde her türlü hukuksuz yollarla belediyenin kaynakları çarçur edilmiş. En basit örneği son dönemde yaşadığımız TÜBİTAK var. İpek Hanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük belediyelerinden birisi, vatandaşa hizmet, üniversite öğrencisinin en çok olduğu şehirde hiç yurt yapamaz mıydı şimdiye kadar? Ekrem Başkan gelinceye kadar. Sizce niye yapmadı? Özellikle yapılmadı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binaları, sözde yurt yapacağız diyerek kaynakları işte kod adı TÜGVA'ya, kod adı diğer vakıflara aktarıldı ve bu şekilde kaynaklar aktarıldı ve yapılan yurtlarda da işte siyasete finansmanı orada alıp gencecik gençleri, işte her kimse gidenleri beyinlerini yıkayarak bu süreçleri yürüttüler. Şunu söyleyeyim bakın. Peki bu çark nasıl durdu? Bu çark nasıl durdu? İstanbul bunun maliyeti Büyükşehir, ne oldu AKP'ye tabii, yani? O kadar büyük maliyet oldu ki işte acıları bu yüzden çok büyük. Acıları bu. O İstanbullunun verdiği bütün vergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bütün kaynakları vatandaşa dönünce, yatırıma dönünce işte o zaman durduğunda panik oldular ama asıl şimdi size paniklerinin sebebini söyleyeyim. Asıl paniklerinin sebebi şu.
AKP zihniyeti ya da bugünün kötücül iktidarı vatandaşı yoksul bırakarak, yoksulluğu yok etmek yerine yöneterek vatandaşla, yani seçmenle kendi arasında bir bağ kuruyordu. Sen yoksulsun, seni zenginleştirme gibi hiçbir şeyim yok. Sen yoksul kalacaksın, ben sana iki ekmek vereceğim, sen ben oy vereceksin. Ve bu aslında uzunca bir süre devam eden bir sirkülasyonda. Aslında aynı zamanda bir bağımlılık da kuruyor değil mi? Bilinçli bir şekilde yoksulluğu yok etmek yerine yoksulluğu yönetmeyi. Bu bir siyasi tercihti. Bu bilmeme ya da tercih, yani kendiliğinden gelişen bir şey değil. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte vatandaşın yoksulluğunu yöneten değil, vatandaşın yoksulluğunu sömüren değil, tam tersi vatandaşın yoksulluğunu yok etmeye dönük sosyal yardımlarla, desteklerle vatandaşa hizmet verildiğini gördüğünde ve daha da ilginç ve onlar için acı olanı, vatandaşın da bunu gördüğünü hissettiğinde işte asıl kaygı orada başladı. Bakın, vatandaşı aslında düşünmemenin en somut örneği budur. Sosyal demokrat belediyelerde yoksulluk yönetilmez, yoksulluğun nasıl yok edileceği bilinir ve yoksulluğu oy için ya da başka bir şey için sömürü aracı olarak kullanmazsınız. O kişiye hizmet edersiniz, yoksulluğunu yok edecek çalışmaları yaparsınız ve o kişiyi siz hür iradesiyle oy verir. Hür bana iradesi... bir örnek verir misiniz? Yani A kişisi... Bundan önce AKP belediyesindeyken bu yardımları şu şekilde alıyordu ve gidiyordu oyunu her seferinde AKP'ye atıyordu. Fakat biz geldikten sonra şuna evrildi ve ondan sonra da o seçmen AKP'den vazgeçtiğini anladık. Böyle örnekler verir misiniz size? Şöyle, buna onlarca örnek verilebilir. Birincisi genellemeyi söyleyeyim. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıldığı günden itibaren İstanbul'da AKP'nin oyları düşüyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın oyları düşüyor ve Millet İttifakı'nın ve başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere oyları artıyor. Bu genel örneklerden birisi. Diğerini söyleyeyim. AKP belediyeciliği döneminde ne diyorlardı? Kendileri söylüyordu. Ben koridordaki dedikodudan söz etmiyorum. Bana oy verirsen hizmet veririm. Bana oy vermedin, sana hizmet götürmüyorum diyordu. 23 Haziran'dan itibaren hizmet verirken hiç kimsenin oy davranışına bakılmıyor. Çok net. Sosyal yardımlar demiyorum. Destekler verilirken hiç kimse gidip üyelik kartını göstermiyor. İşe alımlar yapılırken hiç kimse gidip ya ben X partisine üye olmadan burada işe giremiyormuşum demiyor. Bütün bunların o kadar somut örneği var ki, ve vatandaş da nasıl görüyor biliyor musunuz? Sokaktan bir örnek vereyim. Örneğin bir teyze şunu söyleyebiliyor. Ben Ekrem İmamoğlu'na oy vermemiştim ama sağ olsun gelip benim evimde bana destek paketi yolladılar ve bunu da bırakıp teşekkür edip gittiler. Ne duyurdular ne ben duyurdum. Komşularıma da söylemeye utandım diyor. O vatandaş bunu gördüğü için zaten bugünün iktidarı bu kadar kaygılı. Dertleri vatandaşa hizmet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun bütün kesimlerine, işçiye, emekçiye, yoksula, esnafa ulaştığını ve bunlardan da böyle bir dönüş aldığını görünce onların alarm zilleri çalmaya başlıyor. Korkuları ortaya çıkıyor ve korkuları da işte böyle, ne diyelim, izah edilemez, neredeyse mizahı yapılacak olan işleri yaptırtıyor. Ama hiç umutsuz olmayacağız. Niye umutsuz olmayacağız biliyor musunuz? Vatandaş artık, hep söylüyorum, neyin ne olduğunu o kadar iyi görüyor ki. Vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu son yapılan operasyonlarda, eğer orada terörist varsa, kardeşim teröristi orada yakalayıp kelepçe vurup her neyse ya da yargılamak, Ekrem İmamoğlu'nun işi, sen niye işini yapmadın sorusunu soruyor ve bunun cevabını verebiliyorsa eğer, hiç korkacağımız bir şey yok. Peki şimdi Şamil Tayyar, biliyorsunuz AK Partili, bir AK Parti'nin yönetiminde hatta, bir tweet paylaştı. O tweet'i lütfen ekrana getirelim arkadaşlar. Orada bir değerlendirme yapmamız lazım. İmamoğlu ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa can suyu veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu, 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz, yazık. Şimdi burada hem partisini eleştiriyor aslında, hem de İmamoğlu'nu eleştiriyor. Yani diyor ki aslında, Bülent Arınç biliyorsunuz seçimlerden önce böyle bir açıklama yapmıştı. Ve eğer böyle devam ederseniz hediye edeceksiniz demişti.
Şimdi bu mesela bu tweet'i nasıl değerlendirirsiniz siz? Şöyle söyleyeyim, bir kere Cumhuriyet Halk Partisi belki de tarihi boyunca ilk defa bu kadar herkesin kendi işini inanarak yapmaya çalıştığı,